dünyada o kadar fazla acizlik gösteriyor ki Allah bize. Dünyaya insanın bağlanacağı bir yeri kalmıyor o anlamda. Tabii ki Allah'ın dinini yaymak için insan dünyada kalmak istiyor. İslam'ı anlatmak için insan dünyada kalmak istiyor. Ama o acizliklerle de cennete olan özlemini her an Allah ayakta tutuyor insanın ruhundaki o özlemi. Mesela bir bakteriye baktığımızda, bir virüse baktığımızda mikroskopla, elektron mikroskobuyla görülebilen bir virüsü Allah vesile ediyor ve insanın çok şiddetli hastalıklarına sebep vesile kılabiliyor. Çok birçok insanın ölümüne vesile kılabiliyor bu virüsü. Fakat bunun bir canı yok, bir aklı yok, bir bilgisi yok, kimya bilgisi yok. Hiçbir şeye sahip değil bu virüs, bahsettiğim virüs. Dışarıda olduğunda canlı da değil aslında. Fakat kendine yani enfekte edebileceği bir yer bulduğunda, mesela insan vücuduna girdiğinde uygun bir şekilde insan vücudunu tanıyor gibi hareket ediyor. Şimdi bu aslında önemli bir delil. Çünkü Allah dilese virüsler karşısında insan vücudunun savunması zaten çok güçlü. Hiçbir şey yapmayabilirdi. Fakat bir kesimde Allah imtihan olarak gösterdiği için dünyayı, imtihanla sorumlu olduğumuz için o virüsler vesilesiyle insanlar ölebiliyor. Çok şiddetli hastalıklar geçirebiliyor ama tabii ki bir takım insanlarda da Allah savunma hücrelerini vesile kılıp onları çok güçlü bir şekilde harekete geçirip vücutta insan hemen sağlıklı bir yaşamına geri dönebiliyor. Detaylarını da incelediğimiz aslında benim her seferinde hayretle karşılaştığım bir delil. Bir virüse baktığımızda bir protein kılıfıyla kaplı aslında. O protein kılıfının içinde de kendi DNA'sı ya da RNA'sı var virüsün. Mesela insan vücuduna girdiğinde bir grip virüsünü düşünelim. Bir hücre bakıyor. Hücrenin üstüne geliyor. Biliyorsunuz onun üstünde daha sonra resmini de gösterebilirim. Küçük ayak gibi şeyleri vardır yapılan çizimlerde. O ayaklarıyla bakıyor, o hücre uyumlu mu? O hücrenin içine girebilir mi? Onu kandırabilir mi diye. İşte o ayaklarıyla kontrol ettikten sonra orada bir anahtar kilit sistemi devreye giriyor. Ve o hücreyi kandırabiliyor. Şimdi burada virüsün bir aklı yok. Bunu tekrar hatırlatmak gerekir. Orada hücrenin de bir aklı yok. Orada Allah'ın kontrolünde olan bir sistem gerçekleşiyor aslında. Bakıyor, bu hücre benim için uyumlu, ben bu hücreye girebilirim ve hayatımı çoğalarak devam ettirebilirim diye düşünüyor virüs. Daha sonra işte girdikten sonra DNA'sını içeri bırakıyor. Protein kılıfının içinde bulunan DNA'sını ya da RNA'sını hücrenin içine bırakıyor, insan hücresinin içine bırakıyor. Hücrenin içine o DNA ya da RNA girdiğinde ne yapıyor hücre? Bunu hiç anormal karşılamıyor. Hemen bu DNA niye burada ya da RNA niye burada geziyor, ben bunu alayım, olması gereken yere götüreyim diyor. Hücrenin çekirdeğine götürüyor DNA'yı ve RNA. Yani onun daha sonra ölümüne sebep olacak bir işlemi gerçekleştirmiş oluyor aslında. O kadar akıllı gibi düşündüğümüz var canlı bir hücre. Fakat burada virüsün aklına yeniliyor. Burada tekrar hatırlatmak istiyorum, orada Allah'ın aklı tecelli ediyor. Ben sadece anlaşılması için bu şekilde anlatıyorum. Sonrasında ne oluyor? DNA'yı yani hücre virüsün DNA'sını ya da RNA'sını içeri aldıktan sonra çekirdeği protein yapılması gerekiyor hücrede. Şimdi o DNA ve RNA bir şekilde hücrenin DNA sisteminde karıştırıp kafasını karıştırıp o düzenin içine giriyor. Ama bunu da yadırgamıyorlar. Yani normalde virüsün DNA'sı geldiğinde bir dakika bu başka bir şey, ben bunu tanımıyorum deyip oradaki sistemi zaten baştan karışıp ya da ona karşı bir savunma geliştirmesi gerekir. Fakat geliştirmiyor. Bu buraya gelmiş, hemen uyumlu bir şekilde o sistemin arasına katayım diyor. Daha sonra da hücre tüm gücüyle protein üretmeye başlıyor. Protein üretmeye başladığında neyle karşılaşıyoruz? Virüsün DNA'sından binlerce, artık sayısını bilemediğimiz kadar sayısız hücre virüs DNA'sının çoğaldığını görüyoruz. Daha sonra bir süre sonra tabii ki çok fazla virüs DNA'sı çoğaldıktan sonra o hücreyi bir şekilde öldürüyorlar ve patladıktan sonra her yere o virüsler dağılmış oluyor ve bir süre sonra eğer savunma hücreleri bunlara karşı yetersiz kalırsa, normalde makrofajlar hemen gidip onlara müdahale ediyorlar ama eğer çok fazlalarsa ve çok güçlü bir virüsle karşı karşıyalarsa o zaman bir şey yapamıyorlar tabii ki Allah'ın dilemesiyle. O zaman vücut farklı sistemler geliştirmek zorunda kalıyor. Ateş yükseliyor, insan yataktan kalkamayacak hale geliyor ve o da aslında büyük bir mucize. Çünkü ateşin yükselmesi önemli bir şey insanın vücudunda. O da bir savunma mekanizması. Çünkü insan ateşi yükseldiğinde ne yapar? Mutlaka yatakta yatması gerekir ve çok uzun süreler dinlenmesi gerekir ki vücut sadece tüm enerjisini oradaki savunmaya harcasın. Başka şeylerle ilgilenmesin diye. Yine burada da muazzam bir olayla karşılaşıyoruz. Allah bizim gözümüzle göremediğimiz
bir varlığı, varlık diyorum virüs için, onu vesile kılıyor ve insanların belki ölümüne, belki savunma sistemini güçlendirip daha sonra sağlığına vesile kılıyor. Ama insan hayatının aslında bir anlamda bu kadar kolay kaybedilebileceğini Allah bize gösteriyor. İmtihan için bu dünyadayız. Birçok şeyle imtihan oluyoruz. Bunlardan biri de hastalıklar. O hastalıklara karşı da insanın mutlaka hatırlaması gereken, o hastalığı yaratanın da, o hastalığı geçirecek olanın da sadece Allah olduğu ve bunu mutlaka her an, her saniye hatırlaması gerektiği inşallah.